Vemos, aquí con mucho cariño, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy gracias, bien. Muy amable. Aquí los músicos geniales, aquí toda la gente de la casa que te esperaba. Perfecto. Y vamos a darte una bienvenida como debe ser a los colombianos, ¿listo? Size Kolombiya usulü hoş geldin yapıyoruz. Size Kolombiya usulü hoş geldiniz Kolombiya'da. Gostando si, seguro. Seguro que si. Ellenmene bakıyor derim, hiç merak etme, edemiyorum. Hastasıyım diyorum, hastasıyım. Gracias muchísimo, músicos. Increíble. Evet, şimdi helikoptere doğru gidiyoruz. Pilotumuz Rudy. Efendim ve bütün ekip. Anneciğim, anneciğim. Kamera buraya gelecek. Açık. Kapıyı bizim için sökmüşler. Hani Hüseyin. Hüseyin. Belki Hüseyin. Artık Hüseyin. Kusura bakma ya. Hazır mısınız? Arkadaşlar, görüşeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çok hoş bir... Ya Rabbi. Sağ salim geldik. Çok güzel ama.
4 gündür buradayım. Yediğim en lezzetli şey. Bu işte biraz biliyorsun müşrik pesentim, her şeyi sevmem ya, hastasıyım. Evet çocuklar, hayatımda yediğim en güzel dana sandviç yedim. Alayım bir tane bilet. İstanbul'da Montreal'dan. Sabah geleyim, yiyeyim, akşam uçayım gideyim. Ispanak, İtalyancısı. Bak hepsi ıspanak diyemezler bunlar. Ispanak. 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 Evet. Evet. Benim adım Ayan mesela. Kompliment. Grazie mille. Grazie, grazie. Se anche sei sorridendo sei. Importante che chef sia sorridendo. Lascia perdere tutto l'altro. Va bene. Dedim ki her şeyi unut, şef gülecek. Gülmeyen şefin yemeği yenmez. Yemek seviyoruz. Yenmez. Ben bir adı en meşhur memle Yıldız Lokanta'da şef bağırdığı için lokantada ben orada yemek yemedim. Şef sahibi maybi geldi dedi, yeme yemeğinizi. Niye yemesi? Bağırıyor şef dedim. Aa falan dedi. Anladım. Bak yeriz yemeğini. Benim de galiba dünyada en sevdiğim yemeklerden bir tanesi çiğ köftedir. Ama iyisi olacak. Benim favori Türk yemek tereyağlı mumbar. Bak şimdi. Çok seviyorum. Bak şimdi. Bak mumbar seviyor ya. Bakar mısın? Tamam bizden. Olmuş bu artık. Artık senin Türk olmuş. Adın da Daniel ne olsun adın? Dursun. Dursun. Dursun Usta. Tamam. Güzel. Tebrik ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkür. Bakar mısınız? Müthiş bir heykel. Ali ve Nino. Bir roman aslında bu. 1918-1920 yıllarında yazılan bir roman. Yazar hakkında bayağı bir münakaşa var. Kimin birkaç kişi yazdığını iddia ediyor falan. Yazarı tam belli değil. Ali ve Nino, Azerbaycan'ın milli, yani bizim İnce Mehmet gibi Yaşar Kemal'in milli romanı neredeyse. Ali Azerbaycanlı bir Müslüman genç, Nino da bir Gürcü kız. Büyük bir aşk hikayesi var. Fakat iki ayrı din, iki ayrı toplum, iki ayrı ülke ve imkansız bir aşk. Sonunda ayrılık oluyor. Sonu mutlu bir sonla bitmiyor hikayenin. Buradaki heykelde her 10 dakikada bir birbirinin içinden geçiyor. Müthiş bir... Bakın şu anda birbirinin içinden geçen iki tane insan heykeli. ...1840'da buranın valisi demiş ki... ...yahu şu hanımlar çamaşır yıkamak için bir yer yapalım... Hepsi beraber yani yıkasınlar çamaşırı, su israf olmasın. Aynı suda ve burayı yapılışı 1840. Efendim ve tabii antik Grek kalınlardan bunlar şey alıyorlar. Aşk çeşmesinin bir kopyası. Tabii çok kazarsan efendim şeye gelir. Zannediyorum buraya biri sabunlu yer, biri durulama yeri. İki yer şurada. Efendim burada hanımlar her gün gelip Hem de dedikodu. Köyde burada kaynıyor her şey. Onu aldı, onu verdi. Kim kızı, kimin kızını kime vereceğiz? Oğlan yakışıklı bilmem ne. Ondan sonra karınların kavgaları. Yani bütün köyün kalbinin attığı meydan. Çünkü ne derseniz deyin, her toplumda kadınlar yürütür işi baba. Hastasıyım. Biz erkekler, yani oraya doğru şimdi kendi adıma konuşayım da siz adınıza müsaade. Kadınlar yürütüyor baba. Sen karışamazsın. Her şeyi onlar yürütür. Ah, ah, ah.
Bakar mısınız? Hey! Bu denizlerin hükümdarı benim! Buraların kralı benim! İnsanda bir duygu yandırıyor. Buraya bakınca buraların kralı benim! Ege denizinin kralı benim! Duygusuna sahip oluyorum. Ne ayıp bir şey değil mi? Ama neymiş enteresan. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bir Hüseyin bir göster şurayı. Efendim, iguanalar. Çok korkunç görünüşe bakıyorum. O kadar korkunç, o kadar zararsız bir hayvan. Yani kediden daha bak eşek. Bak ne biçim yürüyor. Bakar mısınız? Arkaik bir hayvan. Dinozor çağından kalmış gibi hayvan. Bak ufak kız seviyor. Gel bak. Bak ufak kız seviyor, görüyor musun? Demek ki hayatta dış görünüşe inanmayacağım. Bak bebeğe. Hayvanı seviyor. Hayvan da dışından bakarsan canavar gibi ama içinden bak ufacık çocukla anlaşıyor. What's your name? Kenley. Oh nice. You're not scared? You like this animal? You would you like one as a pet? You think? No? Why not? My skin is peeling off. Eve götürmek ister misin? Deri pet olarak hayır istemiyorum dedi. Geliyor. Bak. İşte böyle. Demek ki dış görünüşe aldanmayacağım. Dışından canavar, içinden çok iyi hayvanlar. Dışından çok güzel olup da yırtıcı olabiliyorlar bazen. Genellikle. Bilhassa kadınlar. Dostlar, dünyanın en matrak kasabasına hoş geldiniz. Civita di Bagno Reggio, yani diğer bir Città Morto, diğer bir isimle ölü şehir. Bu şehirde, bu kasabada kaç kişi var biliyor musunuz? Kaç kişi yaşıyor? Tahmin edin. Kasabanın nüfusu nedir? 20. Bazen kışın çok soğuk olunca 7. Yazın 300. Çünkü turistik oldu. Yeni tanınıyor. Bu kasaba gördüğünüz gibi sadece buradan gidebiliyorsunuz. Yani otomobil falan çıkamıyor. Özel bir pasla buraya park ediyorsunuz. Buradan yürüyerek çıkamak. Yani burası yolu. Başka yolu yok. Niye ölü şehir? Çünkü bu kasabanın bir problemi var. Altı yumuşak toprak. Yağmurda nehirlerin aşılmasıyla bir yere bakıyorsun böyle rap diye çöküyor. Bir de burası biraz deprem bölgesi, Allah korusun. Birkaç deprem geçirmiş. Epey bir yıkılmış, yanları uçmuş. Bakın bazı evler tehlikede. Çünkü tam kenarda altını yiyor ve plap ediyor, çöküyor gidiyor. Çok enteresan bir şehir. Dünyanın koptuğunuz yer burası. Il me prend dans ses bras, il me prend...
şimdi geldik benim sevmediğim besteciye. Bana ağır geliyor, bir numara büyük geliyor galiba. Mozart. Ben sevmiyorum. Yani şeyin müziği başka ama operalarını hakikaten Ayşe'nin sevdiği için yani. Mozart bana göre, o krallar para veriyor ya bunları yazması için babalara, 1700 yıllarında falan. O da bir sopranonun çıkaramayacağı sesleri yazıyor. Yani onun yazdığı müzikleri çok az sopranlı, koloratür, dramatik neler okur. Yani dünyada 5-6 Ayşe bunun bence bir tanesi ama ben bana bir numara büyük Ayşe de baba anlamıyorsun. Ben geceleri yatarken Mozart'la uyurum, sabahları Mozart'la uyanırım falan diyor ya. Sevgili dostlar, burası Montreal Jazz Festivali, hastasıyız. Bakar mısınız kalabalığa, müthiş. Ve bu festivalde beraberiz. Başından sonuna kadar 5 gün buradayız. Bizi davet ettiler, geldik ve beraber bu festivali izleyeceğiz. Hadi görüşmek üzere. Good evening, Mehdi. What is your take? What is your point of view on the International Jazz Festival in Montreal? Well, it's my first time, and it's my first, let's say, 2 hours. Not even first day. So, from what I've seen so far, people are having great fun, and they love it. Hey, and what a festival is for? For people, right? So this is hit the target on the spot. What are two destinations you would suggest Canadians, Montrealers, if they were to visit Turkey, what are two destinations that you would suggest? Well, of course, they cannot miss the one and only center of the world called Istanbul. It is a big city of 20 million people almost. So it's huge compared to what people think of. It's a mixture of the Western world, the Eastern world, Middle East with Europe. It's a nice, amazing combination, and it's a city of history, of thousands of years old, thousands, compared to this new world. Because ladies and gentlemen, the magic moment has arrived. We're going to bring to the stage our Charlotte's right. I'm talking about a sister that's been exotic dance moves across the world from well over a decade. I'm talking about 110 pounds old, exactly from the point I'm talking about a sister that's so fast she cannot be stopped. Y'all know who I'm talking about. Thank you.
müthiş değil mi? Çok güzel bir show yaptılar. Millet de bayıldı. Hakikaten bizim Türk folkloru gibisi yok. Kargadan başka kuş tanımam, Türk folklorundan başka da folklor dansı tanımam. Sevgili dostlar, akşam oldu bir şey yiyeceğiz. Acara haçapurisi yiyeceğiz. Haçapuri peynirli bir pide. Buraların yani Gürcistan'ın. Acara da bu bölgenin adı Acara. Biraz daha değişik ve en meşhuru bu imiş. İki peynirli yumurtalı haçapuri. Haçapuridir da. Hadi bakalım. Geliyoruz. Pişmesine 2 dakika kala çıkaracak. Hemen önünde bu yumurtaları sırf sarısı ve güzel bir sarı, güzel çiftlik yumurtası. Belli beyazını almışlar. Bir tane üzerine lap diye bırakıyor. O güneşi temsil ediyor. Geldi. Ortası çatalından açıldı. Yumurta üzerine hop. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. İşte böyle. Oy. Bakar mısın? Hatsan, bu ne biçim pidedir de? Hatsan, orada biliyorsun tse diye bir şey var Karadeniz'de. Tse, yani çe değil, tse. Hatsan, bu ne biçim pidedir? Bu acara haçapurisi. Yani iki çeşit peynir. Efendim, biraz evvel içeride yaptık, gördünüz. Şimdi ben bunu tadacağım. Yumurtayı şöyle bir yumurta da yumurtaymış yani. Şimdi yumurtayı patlattık. İçine böyle karıştırdık. Ondan sonra aslında elle yenecek tabii. Biz çatal bıçakla biraz şey yapıyoruz. Fan pin fan olduk. Olmaz. Usulüne gidelim. Ondan sonra yandan ekmeğe koparacaksın. Ekmek de ekmekmiş. İki kulağından tutacaksın. İçine banacaksın. Yiyeceksin te. Hakikaten güzelmiş.